Ha. Kayseri'ye Sivas'tan mı geçelim. gidelim Kayseri'den yoksa bu organize sanayi bölgesiyle mi gidelim isterseniz? Nereden gidersek gidelim. Organize sanayi bölgesinde bir müfettiş incelemesi oldu biliyorsunuz ki 406 sayfalık bir rapor işte ortada dolaşıyor. Rapora baktığımız zaman iç açıcı şeylerle karşılaşmıyoruz. Bu rapordan haberiniz oldu mu öncelikle? Raporla ilgili sosyal medyadaki şeyleri takip ettim. Bu şeylerden raporların içeriğiyle Peki, ilgili geliyor bana. Bir iddia var. Deniliyor ki bu müfettişleri üzerimize Sayın Milletvekili Mustafa Ali Taş gönderdi diyor. Gidin orayı denetleyin dedi diyor. Niye gönderdi? İşte ben teyzesinin oğluyla bir yarışa girdim. Başkanlık yarışına girdim. Teyzesinin oğlu kaybettikten sonra Sayın Ali Taş gidin orayı denetleyin dedi. Ve aylarca müfettişler orada kaldı deniliyor. 8 ay gibi. Sizin burada müfettişlerin yönlendirilmesinde bir eliniz var mı? Bu rapor eğer size Şimdi Tolga Bey, ulaşmışsa bu raporu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben halkın avukatıyım. Hı-hı. Nerede bir haksızlık iddiası varsa üzerine gitmek benim görevimdir. Hı-hı. Derler etse ki şurada yolsuzluk var. O yolsuzluğa gitmiyorsam ben oradan menfaat buluyorum demektir. Hı-hı. Ya da korkuyorum demektir. Ya da sırtımda kamburum var demektir. Tamam mı? Birileri ahlaksızca, terbiyesizce, haysiyetsizce birilerinden kurtulmak için vatan haini ibaresini kullanıyorsa haysiyetsizdir o adam. Ne diyorum? Birilerinden kurtulmak için birisine vatan haini iftirasını atıyorsa en haysiyetsiz adamdır. Yanında çalışan kişiye FETÖ'cü diye atıp hain ilan ettirmek kadar aşağılık bir şey olabilir mi? Şimdi birileri geliyorsa bana diyorsa ki efendim böyle böyle biz şöyle atıldık. Ben de soruşturuyorum. Açıyorum. Var mı böyle bir şey? Takipsiz kararının var olduğunu görüyorum. Ya arkadaş sen bu garibanın 15 yıl 20 yıl çalışmış birinin 3 kuruşluk tazminatına göz dikip intikam almak için ta geçmiş dönemde kaldığından dolayı zamanında tasfiye edemediğinden dolayı o adamları ihbar edip dosyası var diye zamanı geldiğinde talimatlarına uymadığından dolayı atıyorsan bu haksızlık varsa bu haksızlığa dur demek benim görevim. Ben milletvekiliyim kardeşim, milletin avukatıyım ben. Bir vatandaş gelir, haksızlığa uğradıysa bana dert yanar. Ben onun bunun avukatı değilim. Ben milletin avukatıyım. O vatandaşların haksızlığa uğradığını gördüm. 6 kişi bunlar. 2 tanesi kadın, 4 tanesi erkek. Zorla imza attırmışlar. Sizi içeri attırırız diye. FETÖ'cü diye bak FETÖ'cü ile ilgili bir şeyiniz var. Raporunuz var. Şeyin rapor değil. İhbarınız var. İhbar var. Bu ihbardan dolayı içeri attırız. 2 tane kadın korkudan imza atmış. Allah'tan korkar adam ya. Hocalar her cuma günü böyle demiyor mu? Haksızlıktan, yalandan, iftiradan uzak durun demiyor mu? Müftüler, müftü yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanı, başkan yardımcıları bunu söylemiyor mu? Sadece biz mi dinleyeceğiz bunları? Bu geldi bana. Ben dedim ki bu adamlar iftira ediyorsa dava açacaklar dedim. İftira kim, varsa. Kim geldi efendim? O kişi, haklarında şey olan kişiler. Ha, anladım. Ya dediler ki böyle böyle sayın vekilim dediler. Bizim hakkımızda böyle bir şey var dediler. Hı-hı. Sorun. Adam beni iş hakkı mı fez ediyor ve tehdit ediyor beni dediler. Sorduk. Takipsizlik kararı var dediler. Takipsizlik kararı olan adamı sen FETÖ ile irtibatlı iltisaklı olduğundan dolayı iş hakkını fez ediyordum dersen Allah'tan devam mı bu iş? O adamlar Sanayi Bakanlığı'na, CİMER'e şikayette bulunmuşlar. Ben o adamların hakkını aradım. Sonuna kadar da ararım. Ya FETÖ'cü demek vatan haini demek Doğan Bey ya. Vatan haini hangi Türk vatandaşı vatan haini
şeyinin bu oyunu açılmasını ister ya. Olabilir mi böyle bir şey? İslam'da en kötü, en büyük günah iftira ve gıybettir. Bu iftira ya, iftira. Hiç mi dinlemiyorlar Diyanet İşleri Başkanı'nı, başkan yardımcısını? Bu iftira atanlar. Ben dinliyorum. İftira atmak kadar bir şey olur mu ya? Allah'ın affetmeyeceği günahlar arasında bu iş. Biz anlatanlar böyle anlatıyor, yalan söylemiyorlarsa. Ben de böyle olduğuna inanıyorum. İnanarak söylüyorlarsa, yalan söylemiyor, yanlış oldu. İnanarak söylüyorlarsa ben inanıyorum buna. İftira en büyük günahtır. Günah da Allah'ın büyük günahlardan, Allah'ın affetmeyeceği günahlardandır. Biz anlatanlar böyle anlatıyor. İnanıyorum. Böyle bir şey varsa ben bu hakkı korurum kardeşim. Bir yolsuzluk iddiası varsa üstüne giderim kardeşim. Hı hı. Bu benim görevimdir. Gördünüz mü bir yolsuzluk falan? Ya bilmiyorum, onu müfettişler incelemişler. Gelen şeyler var. Yazıyor, çiziyorlar işte. Sosyal medyada yazıyorlar. Evet. İfade ediyorlar. Benim iddiam şu. Arkadaş, sen kendini ve aileni ölene kadar kurduğun bir vakfın üyesi yapamazsın. Organize sanayi bölgesinde bir vakıf kurmuşlar. Bu vakfın kurucuları 8 kişi. Bir veya iki tanesi sürekli, geriye kalan 3-4 tanesi değişiyor. Yönetim kurulundan ikişer üçer kişi geliyor. Ya sen kimsin ki devamlısın orada? Vakıf evlatlığı. Düşünebiliyor musun Doğan Bey? Organize sanayinin parasıyla birileri vakıf kuruyor şahıslar. Üçümüz vakıf kuruyoruz. Kimle? Bu TV'nin parasıyla. Üçümüz de yöneticiyiz. Ben diyorum ki, ya bu vakfı kurduk ama ben bu vakfın asli unsuruyum. Ben şimdi devam edeceğim bu vakfın yönetim kurulunda. Ben ölürsem çocuklarıma miras kalacak. Olur mu böyle bir şey? Öyle bir şey mi? Madde mi? Aynen öyle madde var. Ben buna itiraz ediyorum. Arkadaş, organize sanayinin parasıyla, imkanlarıyla kurulan, yarın kaynağın ne kadar olduğunu bilinmeyen, ne kadar gideceği anlaşılmayan bir vakıfta sen vakıf sahibi olursan, sahibi diyorum, mirasçılarında vakıf evladı olacaksa, vakıf mütevellisinde bulunup onlara ne kadar maaş yazılacağını da bilmiyorum. Maaş mı varmış? Maaş olur tabii vakıf evlatlarına, isterlerse koyarlar. Kardeşim, dünyanın parasının var olduğu bir organize sanayi bölgesinde vakıf kuracaksın. 3 tane yöneticiyi alacaksın. Kendinde sürekli değişmez bir unsur olacaksın. Asıl kurucu olacaksın. Sonra bu her sene 2 kişi girecek. Kaç kişi adına kuruyorsun? 1000 kişi adına kuruyorsun. Ama 1000 kişinin vakıfta hiç söz hakkı da yok, oy hakkı da yok. 1000 kişinin parasıyla kuruyorsun. Sen devamlısın. Ya bu ne kadar şeylik, bu şeytanın aklına gelmez ya. Senin danışmanın şeytan mı yoksa? Düşünebiliyor musun? Ben yıllardır bu işleri bilirim. Zerre kadar aklımın ucundan geçmez böyle bir şey ya. Nasıl aklına geliyor ya? Hiçbir Rahmani kitapta yazmaz. Şeytani kitapta yazar bunlar. Varsa şeytani kitap. Bizim bilmediğimiz şeytani kitaplar var. Bunların elinde mi acaba? Vakıf kuruluyor. Vakfın sahibi adam. 7 kişi de var. O 7 kişiden 2 kişi değişiyor. Her 4 yılda bir. Her 4 yılda bir 2 kişi değişiyor. Şimdi düzeltip diyorlar ama düzelttiler mi düzeltmediler mi bilmiyorum. Ya Allah aşkına şunu diyorum. Sanayici arkadaşlarımız niye bunlara müsaade ederler, müsamaha gösterirler? Tolga Bey, ya sanayici hesap bilen adamdır. Şeyini takip eden adamdır. Bak ne diyorum? Bugün organize sanayideki varlığın tamamı oradaki 1000 küsur sanayicinindir. Bizim görevimiz, yönetim kurulu bunu bizim adımıza en iyi şekilde icra etmekle görevlidir. Sanayici olarak bizim görevimiz de denetlemektir. Nasıl ki ben vergi veriyorum, hesabını sorarım diyen halk haklıysa,
Ben aidat veriyorum. Ben alın terimle sana şunları veriyorum. Bunun hesabını sormak hakkımdır diyebilmelidir. Devletten hesap soran zihniyet ya yönetim kurulundan hesap sormaya korkuyor. Niye? Benim şeyimi keserse diye. Bana şunu yaparsa, benim eksiğimi görürse diye. Böyle korkarak iş mi olur Doğan Bey ya? Benim söylediğim bu. Eğer varsın, denetimden kimse korkmasın kardeşim. Bizim her şeyimiz ortada ya. Tayyip Bey'le hiç konuştunuz mu? Yani böyle bir iddialar var diye ya da bir şey. Ben bunu iddialarla ilgili. Hayır, öbür şeyle ilgili dedik. Arkadaş bunları yapmayın dedik. Konuştunuz yani. Bu adamlarla ilgili şeyleri yapmayın. Ama o yapmadım diyor. İnşallah öyledir. Fakat adamlar diyor ki şu kadar bir şey alınmış. Telefon, melefon diyorlar. Artı o bir oda varmış. O odada ben gitmişim. Benim de resmim çekilmiş o odada. Ben de Osmanlı odasını mı diyorsunuz? Osmanlı odası. Osmanlı odası. Onunla ilgili. Diyorlar ki aynısı oradaki şeyin şu kadar paraya alınmış. O aslında iki tane parası diyorlar. Yani orada bir tablo varmış. Vesaire. O tablo onun iki tane yapıldı. Aynısı başka yerde yapıldı. Yani bu paralar, rakamlar böyle değil diyorlar. Karşılaştırmalı piyasadan örnek şu bardağı sormuşlar. Kaç lira? 10 lira. Ya buraya 100 lira yazılmış diye aynısını gitmişler sormuş. Öyle iddialar var. Bilmiyorum onun şeyi. Yani bu ne? Denetlenecek. Kim denetleyecek? Ben bunu denetleme kabiliyetim yoksa sanayici olarak. Benim adıma teftişi Sanayi Bakanlığı teftiş kurulu yapacak. Bundan da korkacak ne var ya? Bizi vergi idaresi denetlemiyor mu kardeşim? Hı. Sizin kurumunuzu vergi idaresi denetlemiyor mu? Denetliyor. O zaman ne diyeceğiz? AK Parti, iktidar partisinin milletvekili Mustafa Elitaş bizim televizyonu denetlettiriyor. Öyle mi diyeceğiz biz ya? Senin bir dahlin var mı diyeceğiz? Yok ama varsa var derim. Benim bu işte bir şeyim yok. Çünkü şikayetler üzerine oldu. Müfettişlerle hiçbirini de bilmem. Konuşmam. Niye? Adil bir şekilde şeyini yapsın diye. Eğer benim bu işte dahlim olsa, kusura bakma öyle bir rapor yazılmaz oradaki verilere göre. Ama birilerini araya sokup da başka yerleri harekete geçirmeye kalkmak, birilerine yalvararak aman ha bu müfettişleri çekin dedirtmek herhalde öyle yapıyorlarsa yanlış yapıyorlar. Demek ki korku var. Korkan bir adam benim üstüme müfettiş gönderdi der. Ne demek ya müfettiş geldi? Müfettiş ne demek? Teftiş eden demek. Teftiş ne demek? Kontrol etmek demek. Ya biz çoluğumuzu çocuğumuzu evimizde kontrol etmiyor muyuz kardeşim? İş yerimizde muhasebecimizi kontrol etmiyor muyuz kardeşim? İşçimizi denetlemiyor muyuz kardeşim? Bunu millet bizi denetlemiyor mu kardeşim? Hesap sormuyor mu kardeşim? Pandemi sürecinde sen niye maskesizsin diye geçen bir fotoğraf paylaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o kadar haklı bir eleştiri geldi ki. Ya arkadaş bize tavsiye ediyorsunuz sosyal mesafe diye. Siz yan yana durmuşsunuz sosyal mesafe kurallarını ihlal ediyorsunuz. Vatandaş beni denetliyor. Tabii. Hakkı bu. Ondan sonra hata yaptık dedik. Yoksa o milletvekillerimiz onlar zaten dokunulmazlıkları var. Onlara pandemi de Covid-19'da dokunamaz diyecek halimiz yok ya. Hani bizim dokunulmazlığımız var ya. Evet. Covid-19'da bizim dokunulmazlığımıza bakacak. Ben bunlara dokunamam diyecek. Vatandaş öyle demiyor ki. Arkadaş diyor. Sen bana örneksin diyor. Benim kişisel bir sorunum yok diyorsunuz. Benim kimseyle bir sorunum olmaz Doğan Bey. Evet. Sen beni çok iyi bilirsin. Evet. Beni milletvekili yapmamak için gayret gösteren adamlarla ne kadar desteklediğimi herkes bilir. Yani o başka, bu başkadır. Ben haksızlık karşısında duramam kardeşim. Ben bu milletin avukatıyım. Millet benim hakkımı koru diye gönderdi. 90-100 kişiden 99'u sana ne dese
bir kişi benim hakkımı aradıysa o bir kişinin hakkımı hakkı ararım. Onun için ki milletvekillerinin de böyle bir sorumluluğu olmak öyle zorunda. Yalnızca kardeşim, size has değil yani, bu size özel bir şey hangi değil. Hangi kurum varsa. Tabii. Hangi kurum varsa. Kayserispor olsun. Halk çok ortaklı şirketler olsun. Organize sanayi olsun. Serbest bölge olsun. Hı hı. Ne varsa altta. Şeker fabrikası olsun. Başka ne var? Belediyeler. 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 Bunlarla ilgili bir şey varsa şu belediyede yolsuzluk var desinler, üstüne gitmeyen namerttir. Bu borçlarla ilgili bir şey. O başka borç, başka. Yok başka bir şey soruyorum. Borçlarla ilgili herhangi bir yolsuzluğun olduğuna dair bir şey seziyor musunuz? Ya da herhangi bir şey geldi mi size? Raporlar falan sunuldu mu? Kayıtlı borçtur zaten şeydeki. Kayıtsız borç. Hiç, neyle ilgili? Yani, belediye mi? Kayseri. Belediye ve genel olarak Kayseri'nin borçlarıyla ilgili. Kayseri'nin borcu derken neyi? İşte Kayseri Spor'un borcu, Organize Sanayi'nin borcu, işte belediyelerin borcu. Haklı olarak soruyor. Hı hı. Diyor ki arkadaş diyor, 150 milyon nasıl 400 milyon oldu diyor. Evet. Yani ben hesaplarını bilmiyorum Kayseri Spor'un. Spor'la da ben Kayseri Spor'un... Bağımsız denetçiler getirdi. Zaten. Geçtiğimiz gün Berna Hanım da sizin oturduğunuz yerde oturdu. O da aynı ifadeleri kullandı. Tamam, ben ama siz or- 20-18 sadece orada Baki Bey var. 18 yıllık milletvekiliyim. Kayseri Spor'un ben kongreyesi değilim. Yani bu benim ayıbım mı, yöneticilerin ayıbı mı bilmiyorum. Ama orada da bir sıkıntı varsa ki diyorsunuz, ben bunu da bana sirayet etse ben bunu da sorar mesela bunu Kayseri. Bak ne diyorum ya. Biri gelse dese ki arkadaş şurada yolsuzluk var dese. Orayı da Baki Bey yargıya taşıdı. Bir dakika. Bana verilerini getirsin. Belgelerini sunsa. Ben Kılıçdaroğlu gibi hesap uzmanıyım. Hesap uzmanlığını yapmadım ama ben de, o da muhasebeci, ben de muhasebeci. Ve iyi bilirim. Onlara bakarım. Bir de benim hukuki altyapım biraz var. Sorgulama şeyi çok fazladır. Sorarım, soruşturum. Tolgacığım böyle böyle iddiam var ama yani iddiaya balıklama dalmam. Dalmayız evet. Böyle böyle iddiam var ya, bir dakika ya. Kim hakkında söylüyorsun? Doğan hakkında. Gel bakalım Doğan. Böyle böyle şeyler var. Şunu söyle. Bakarım belgeler doğru. Ama bir de Doğan'a mı sorayım bakalım? Doğan eğer bunu doğru düzgün açıklayamıyorsa onun üstüne gitmeyen namerttir diyor. Ha Baki Bey bununla ilgili bir iddiada bulundu. Yargıya taşıdı. Yargıya taşıdı. Doğru bir şey yapıyor. Hesabı sormamız lazım arkadaş. Bu şehrin parası sonuçta. Ya milletin parası bu. O da Kayseri'ye mal olmuş bir yer. Ben Baki Bey'i tebrik ediyorum. Doğru bir şey yapıyor ve destekliyorum. O onun peşinde gidiyor. Ha OSB'de bir şey varsa, OSB'deki yapılan bir yolsuzluk varsa, bunun teftiş heyeti tarafından takip edilmesi, mahkemeye de gidiyorsa bunda herkesin desteklemesi gerekir. Teftiş olmuş, bir rapor yazılmış. Bu raporla ilgili ya Elizaş şahsidir diyemek haksızlıktır. Teyzesinin oğlu seçimi kaybetti, bunun için yapıyor demek haksızlıktır. Bak ne diyorum, teftiş rapor yazmış. Bu raporu savcılığa intikal ettirmiş. Doğru mu? Evet. Eğer bu teftiş savcılığa intikal ettirildiyse bunu niye böyle yapıyor diye sormak haksızlıktır. Öbür tarafta Kayserispor'a iyi diyeceksin, mahkemeye vereceksin ama Elitaş buraya yaptığında hissidir, şahsidir dersen olmaz bu iş. Orada doğru, burada doğru. İncelensin kardeşim hesapları. Doğru bir soru. 150 milyon ne diyor? 400 mü? 450 milyon. 76 trilyondu. Berna Hanım kendi açıkladı burada geçtiğimiz hafta. 76 trilyon evet Recep Mahmur'dan devralınmıştır. Ama bugün gelinen noktada 331 milyon borç var. FIFA'da da dosyalar yani bu yaklaşık... Hayır, o 3 yıllık süreç değilse. 2,5 yıllık. Recep